Selçuk Türk Yılmaz Biz büyük bir oyunu bozduk. Fransa 1920'de Suriye'yi işgal etti ve o günün koşullarında yeni bir sömürge yönetimi oluşturmanın imkanı olmadığı için Suriye'de de manda yönetimi tesis edildi. 20. yüzyılı tanımlarken muhakkak bu tarihi dönemi dikkate almak gerekir. Yakın coğrafyamız açısından ele alındığında İngiliz ve Fransız yönetimlerinin şekillendirdiği bir dönemin başındaydık. Elbette 1920'den önce de İngiltere ve Fransa tesiri vardı fakat yeni dönem fiilen onların eseriydi. Aynı dönemde Anadolu'da işgal bölgeleri oluşturulduğu için gelişen olaylar birbirini etkiliyor ve dönüştürüyordu. Irak'ta İngiltere hakimiyetinde olduğu için Türkiye ile alakalı çok önemli adımların atıldığı bir dönemdir. Fransa'da İngiltere gibi Ermeni ve Kürt unsurları kendi siyaseti açısından bir araca dönüştürmüş, Suriye'nin kuzey bölgelerine yerleştirmiş.

Hoybun Cemiyeti bu dönemde faaliyet gösteren kurumlar arasındadır. Yusuf Sarınay'ın Hoybun Cemiyeti ve Türkiye'ye karşı faaliyetleri başlıklı makalesinde Kürt ve Ermeni unsurların Suriye'nin kuzey bölgelerinde Fransızlar tarafından desteklendiği ve yönlendirildiği anlatılıyor. Bahsedilen bölgenin 100 yıl sonra terör koridoru olarak karşımıza çıkması oldukça önemlidir. Fransa, Suriye'nin kuzeyinde her iki unsuru kullanarak yeni bir yurdun temellerini attı. Önemli bir zaman Miydi? Yukarıda söylemeye çalıştığımız gibi yeni bir dönem başlamıştı. Ermeni meselesinin ve PKK gibi terör gruplarının 20. yüzyılın tamamında Türkiye için sorun olduğunu unutmamak gerekir. İngiltere'nin İsrail'i kurmasıyla birlikte Orta Doğu coğrafyası Büyük oranda yönetim düzeyinde Türkiye karşıtı bir süreç yaşamaya başladı. İngiltere'nin ve Fransa'nın tesis ettiği manda yönetimleri oluşturdukları sistemle bölgenin kendi dinamiklerini harekete geçirmesine imkan vermedi. Yeni emperyalist sistem çok sağlam temeller üzerine inşa edilmişti. 1920'yi bir başlangıç noktası olarak kabul ettiğimizde yeni düzen 100 yıl sarsıntıya uğramadı. Bu 100 yıllık zaman diliminde Türkiye'de dahil olmak üzere coğrafyanın Batı Avrupa emperyalizminin tesir sahasından çıkmaması için gerekli bütün adımlar atıldı. Bunu bugün Türkiye karşısında oluşan direnç odaklarından anlayabiliyoruz. İngiliz liberalizmini temsil eden FETÖ, Fransız Jacobinizmini temsil eden PKK-PYD ve Amerikan evrenselciliğini temsil eden DAEŞ'in aynı anda Türkiye'ye karşı saldırıya geçmesi direnç odaklarının derinliğini gösterir. Bu yapıların bir güne inşa edildiğini söyleyemeyiz. İngiliz liberalizmini temsil eden FETÖ'nün Ermeni meselesinde Türkiye'nin tezlerinden uzak durması ve hatta karşı tezleri savunan bir pozisyon üretmesi zamanında çok dikkat çekmemişti. Aynı şekilde adı geçen terör örgütlerinin İsrail'e olan yakınlığı da Manda yönetimlerinin mirasıyla alakalı bir durumdur. Türkiye'de özellikle sağ ve dindar muhafazakarlar arasında liberal söylemin etkili olduğu bilinen bir husustur. Özellikle İslam dünyasının geriliği meselesi söz konusu olduğunda liberal kavramların havada uçuşması, manda yönetimlerinin sadece kendi alanlarını etkilemediğini, mirasının daha geniş bir alana yayıldığını gösterir. Amerikan Temsilciler Meclisi, Ermeni Yasa Tasarısı, Senato, Yaptırım Kararları gibi 20. yüzyıl siyasetini hatırlatan kavram Barış Pınar Harekatı'ndan sonra yeniden dolaşıma girmesi İsrail, Ermeniler, PKK, PYD, FETÖ, DAEŞ ve terörün ne kadar iç içe olduğunu gösterir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Barış Pınar Harekatı ile ilgili sarf ettiği şu sözler çok önemlidir. Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada YPG, PKK devleti kurmak istiyorlardı. Bunun başını da Fransa ile İsrail çekiyordu. Türkiye'de bazı siyasi partiler, akademisyenler, entelektüeller, sanatçılar, sivil toplum kuruluşları vesaire Barış Pınarı Harekatı'na oldukça mesafeli bir tutum takındı. Epeyce bir kısmına karşıtlık üretti. Son yüzyıllık tarihimizle sağlıklı bir ilişkimiz yok. Bu mesafeli duruşun ve karşıttığın belirli düzeyde sağlıklı ilişki kuramamaktan beslendiğini söyleyebiliriz. Fakat manda yönetimlerinin eseri olan yapıları doğrudan birlikteliğin eseri olarak görmek gerekir. İkisi arasındaki yakınlaşma örgütlü yapıların faaliyet alanlarının genişliğine işaret eder. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bulunan iki iç arasındaki bölgeyi güvenlik alanı olarak yeniden imar etmekle aslında yüzyıllık tarihi de yeniden inşa etmiş oluyor. Kızıl Elma, Türk devlet geleneğinin adalet, hakkaniyet, ahlak ve vicdan temelleri üzerinde yeniden yükselmesi üküsüdür. Bütün batılı emperyalist devletlerin ayağa kalkmasını iyi anlamak gerekir.